kesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Herkesin karanlığı kalbinde. Bazen yalan söylemek zorunda kalıyoruz işte. Sevdiklerimizi üzmemek için. Onları kaybetmekten korktuğumuz için. Onları yaralamamak için. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Bazen de onları koruyabilmek için. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Kimse beni korumak için yalan söylemesin. Kimse beni sevdiği için de yalan söylemesin. Ben her şeyle mücadele edebilirim. Tekrar çalışırım, para kazanırım, güneşe de bakarım. Her şeyin üstesinden gelirim ben. Daha önce yaptım, yine yaparım. Ama neyi yapamam biliyor musun? Tek bir yalanı. Tek bir yalanı daha kaldıramam. O yalanlarla yüreğimde açılan çukuru bir daha asla dolduramam. Bugün Fulya ablan okula bıraksa olur mu güzelim? Aa. Güneş, bu kadar mı kötü benimle gidip gelmek ya? Aşk olsun. Fulya ablasına da hiç kıyamazmış. Canım benim. Çok eğleneceğiz birlikte, söz veriyorum. Tamam. Evet, çantan hazır. Gideyim de avukatın istediklerini halledeyim. Çizmişsin. Aynı senin gibi Güneş. Hediye mi bu? Bu bir uğur. Bana şans getirsin diye, değil mi? Teşekkür ederim. Çok güzel çizmişsin bir de.
bunu bugün yanımdan hiç ayırmayacağım. Oh, hadi görüşürüz, gidiyorum ben. Tamam, biz de. Hadi bebeğim, gidelim. Bu Cenk Bey'e iki yerden daha teklif var. Referansları çok iyi, oldukça da tecrübeli. Ben kaçırmayalım derim. Ama yine de sen bilirsin. Tamam, olur bence. Aa, günaydın. Sabah sabah erkencisiniz bakıyorum. Yeni operasyon müdürü adaylarımızı değerlendiriyoruz. Bu senin görevin değil ki. Aynen. Ama Yılmaz'la yaşadığımız gibi bir kazayı bir daha yaşamak istemiyoruz. Alper tamamdır. Sen Cenk Bey'le bize en kısa sürede bir görüşme ayarla. Vallahi görüşürüz. Bu ne demek oluyor şimdi Fırat? Benim kararım Sulu. Dün olanlarla ilgili değil mi? Bak bana haksızlık ediyorsun. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Sude sen akıllı kadınsın. Annemin aklına uyup saçma sapan oyunlar içinde olmak sana yakışıyor mu? Ya bilmiyordum diyorum Fırat. Bilmiyordum. Ya telefonlarıma bakmıyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ya bana inanman bu kadar mı zor? Aramızdaki ilişki bu kadar mı? Aramızda bir ilişki yok. Kastettiğim o değil. Kelime oyunu yapma bana. Bak Ümran Hanım beni aradı, kahvaltıya çağırdı. Oraya gelirken senin orada olduğundan haberim bile yoktu benim. Sen de dün geceden beri çok önemli diye kafamın etine yediğin toplantıyı iptal edip annemle kahvaltıya gittin, öyle mi Sude? Elif'ten hoşlanmadığını söyledi. Yalan söylemeyeceğim, ben de hoşlanmıyorum. Onunla ilgili konuşacak diye düşündüm. O yüzden iptal ettim. Yine bir plan vardı ya. Konu bu değil, değil mi? Bana inanıp inanmaman değil. Konu Elif, o yüzden bu kadar öfkelisin. İyi. O zaman sana açık açık söyleyeyim. O kadını sevmek zorunda değilim. O kadına iyi davranmak zorunda da değilim Fırat. Sevmeyeceğim de davranmayacağım da. Bana inan ya da inanma. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Sancar Holding'in toplantısı bir saat sonra. Alo, Zerrin Hanım, vekaleti bana gönderdiğiniz adrese faks olarak gönderdim. Tamamdır, arkadaşlardan aldırırım ben onu. Ha, bu arada dün ofise biri girmiş. Dosyaları kurcalamış, bir de benim bilgisayarımı almış. Belli ki elimizde ne delil var, ne kadar güçlüyüz görmek istemişler. Gerçekten mi? Çok geçmiş olsun. İyi ki ofiste değildiniz. Öyle. Aslında bir açıdan iyi de oldu. Belli ki bu olayda tek suçlunun kendileri olduklarını biliyorlar. Bu kazalarda ne işinizin ne de bir başkasının suçu yok. Tek sorumlusu yol inşaatını yapan yüklenici firma. Eğer bu kadar ileri gittilerse demek ki haklısınız. Ben sizi gelişmelerden haberdar ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Bunlar mı OBS görüntüsü? Boşuna girdik yani bu kadar atraksiyona. Öyle görünüyor. Yani bunları polisten tekrar isteyebilirler. Yok etmenin hiçbir mantığı yok. E sen de şunu tam öğrenseydin ya kızım. Ay ne diyecektim Yılmaz abime? Bana bak. Sen kimseye gözükmedin değil mi? Ha yok. Şapka taktım. Gözlük falan. Parmak izi falan da bırakmadın. Ya bırakır mıyım? Ben bıraksam ne olacak ki? Sabıkam yok, bir şeyim yok. Cahil cahil. Konuşma, pasaportun var ya Yılmaz. Bırakmadım diyorum parmak izi falan. Sen abine ne yapacağız onu düşün. Ya anlatmaması için dua edeceğiz ya da ikna edeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok. Bakma, halletmem gereken bir iş vardı. Tamam, ne işin vardıysa vardı Elif. Ne benim dinleyecek ne de senin anlatacak zamanın var. Daha üstünü değiştireceksin. Ama telefonda görüştüğüm arkadaş hazır geleceğimizi söyledi. Yanlış söylemişler. Git içeriden versinler kıyafetlerini sağdan ilk oda. Yalnız biraz acele edersen sevinirim.
Bir bu eksikti. Ümrancığım, hayırlı olsun mu diyelim, ne diyelim bilemedim. Gördüm haberleri. Ay, Fırat'ı mı evlendiriyoruz? Bilmem ki Lamia'cığım. Öyle görünüyor. Ay maşallah, çok yakışmışlar ama, bayıldım. Umarım herkes senin gibi düşünür. Valla orasını pek bilemem. Çünkü ben de biliyorsun, ilk gördüğüm zaman o organizatör kızla beraberler. Değiller, değiller. Onlar iş arkadaşları. Sana kaç kere söyledim bunu. Hatta artık değiller. Ayrıldı kız zaten. Ben o çocuğuna çok acıyorum. Tabii bizimki de çok vicdanlı bir oğlan. O da işte oyalansın diye, atları görsün diye çiftliğe davet etmiş, o kadar. Ay Fırat, konusuna daldık. Ben sana esas söyleyeceğimi unuttum. Senin için bir mahzuru yoksa bizim Ayşe'nin nişanını sizin çiftlikte yapabilir miyiz? Ayşenay'dan görmüş, bir özendi, tutturdu orada yapalım diye. Ben dedim, Ümran gönlü çok zengin bir kadındır dedim ama yine de usulen bir sormamız lazım dedim. Ne dersin, yapalım mı? Olur, neden olmasın? Yeter ki gençler mutlu olsun. Ay harika, o zaman kurdeleyi sen kesersin. Olur, neden olmasın? Ay çok güzel. Listeleri, isimlerin yanında masa numaraları var. Davetlileri karşılayıp yerlerine yerleştirirsin. Biliyorsun zaten. Tamam Ceyda, merak etme. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ahmet Dervin Yıldırım. Buyurun. Teşekkürler. Güneşçi, ne yapıyorsun? Peki, neden hep aynı resmi yaptın? Tamam, sonra anlatırız. Hadi bakalım çocuklar, toparlayalım resimleri artık. Biraz sonra masal saatine geçiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle broşürlerinizi vereyim. Elif. Hoş geldiniz. Ne hoş bir tesadüf değil mi? Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Buyurun masanıza kadar eşlik edeyim. Buyurun. Çocuklar, herkes geçsin yerine. Evet, herkes hazır mı? Evet. Herkes hazırsa başlıyorum o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Bir ormanda küçük bir serçe kuşu annesiyle ağaçta kovuğundaki sade yuvalarında yaşıyormuş. Yavru serçe heyecanla kanat çırpmış. Orada en tepede kendime güzel bir yuva bulacağım. Odama arkadaşım serçenin yuvasındaki gibi yumuşacık bir yatak, bıldırcının odasındaki gibi güzel renkli perdeler koyacağım demiş. Anne serçe düşünmüş.
yavru serçeye onun sevebileceği bir oda yapmaya karar vermiş. Önce ağaçta ona bir oda açmak için ağaç kakandan yardım istemişler. Yavru serçeyi çok seven ağaç kakan hemen kabul etmiş. Ve yavru için ağaçta güzel bir oda oymuşlar. Genç kuşla serçe dağın tepesine varmışlar. Bak demiş genç kuş. Burası benim evim. Minik serçe etrafına bakmış. Burası hiç de umduğu gibi değilmiş. Ne ormanın en yumuşak tüylü koyunundan bir yatak, ne rengarenk perdesi, ne de sallanan sandalyesi varmış. En önemlisi de küçük serçe annesini ve dostlarını çok özlemiş. Dağın tepesinden aşağıda kalan evine ve annesine doğru bakmış ama hiçbir şeyi görememiş. Oracıkta ağlamaya başlamış. Ve masal burada bitti. Aferin, bu masal çok güzelmiş. Bize tekrar okuyabilir misiniz? Bir daha, 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 bir daha. Çok iyi bir Ar-Ge çalışması olmuş, çok beğendim. Açıkçası nasıl bir yol izlediğinizi merak ettim. Ya başlangıçta çok kolay olmadı tabii. Uluslararası bir çalışma olsun istedik. Bu yüzden yurt dışından... Hoş geldiniz. ...oradan çalışmaya gittik. Aa, çok ilginç. Aslında bir ara uzun uzun konuşmalıyız Erdem Bey. Değil mi Fırat? Hı hı. Tabii, tabii. Ne yapıyorsun? Çünkü ölmüyordu. Fırat Bey, yanılmıyorsam sizin de böyle bir Ar-Ge deneyiminiz olmuştu. Evet, evet. Bizimki Kuzey Avrupa için yalnız. Kültürler çok belirleyici. O yüzden sizinkinden biraz farklı. İzninizle. Burada Süreyya Hanım'la sizin projeniz nasıl gidiyor? Elif, ay kusura bakma, meşgul ediyorum. Lavabo ne tarafta? Şuradan ileride, sağda. Yeni işin hayırlı olsun. Bu tarzda yakışmış sana. Elif. Ne oluyor? Bir şikayet falan mı var yoksa? Hayır Ceyda, tanıyorum sadece. İyi bari. Yalnız muhabbet etmesek de işimizi mi yapsak acaba? Hı? Dila. Efendim anne. Neredeydin? Yılmaz'la beraberdim anne, sevgilimle. Hmm. Çok enteresan bir oğlan. Hmm, tam olarak tanışamadık ama akşam yemeğe çağırsın o. Bilmiyorum, vakti var mı? Yaratsın o vakti. Ona sormak istediğim bir şeyler var çünkü. Sorarım. Mehveş'e de söyle, güzel bir yemek yapsın. Güneş, canım, bir tanem. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Arkadaşlarına kavga mı ettin? Öğretmenim bir şey söyledi yoksa. Ne oldu canım, ha? Anlatmak ister misin? Tamam canım, tamam. Gidiyoruz bir tanem, tamam. Güneş, arabamız burada canım. Nereye gidiyoruz? Güneş'ciğim. Nereye gidiyoruz bir tane?
müsaadenizle. Elif, ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum dedim ya. Bunu görüyorum da burada ne işin var? Senin işin bu değil ki. Neden olmasın? Ne işi olduğunun bir önemi var mı? Onu soruyorsan yaptığımdan gocunmuyorum. Bak, ben göz göre göre buna izin vermeyeceğim. Lütfen şirketteki işinin başına geri dön. Olur mu? Bu konu kapandı Fırat. Şimdi izin verirsen çalışmam lazım. Buna izin vermeyeceğim Elif. Bu iş senin işin değil. Neymiş benim işim? Elif, lütfen. Fırat, yeter. Başka çarem yok, anlamıyor musun? Ben her sabah yeni bir borçla uyanıyorum. Güneş'in kreşini ödeyemiyorum. Bir sığıntı gibi arkadaşımın evinin salonunda yaşıyorum. Taksiye verecek bir param bile yok. Ama kimseye el açmıyorum. Açmayacağım da, buna sen de dahilsin. Tamam, şirketteki işine geri dön. Böyle bir şey asla olmayacak. Tamam mı? Elif, lütfen. İzin verir misiniz Fırat Bey? Hoş geldiniz. Buyurun. Güneşciğim, evini özledim biliyorum ama yapamayız canım. Anahtarımız bile yok. Güneş'cim, dikkat Güneş. Yasin, senden tek bir adamı bulmanı istedim ya. Tek bir adam. Sana yerini, yurdunu, her şeyini söyledim, bir alt beceremedim. Bana bak, yarın değil, öbür gün değil, bugün buluyorsun o adamı bana, bugün. Fırat, kimle konuşuyorsun sen, kimi buluyorsun? Su da şahsi mesele. Gidelim mi? Arkadaşım. Ne olur yapma böyle. Bak, vallahi içim parçalanıyor. Hadi. Güneş, canım. Hadi istediğin bir şey almaya gidelim. Ha? Oyuncak alalım, yiyecek bir şey alalım. Ne istersen alacağım, söz veriyorum. Güneş, sen mi geldin kızım? Merhaba, biz bir şey unutmuştuk da onu almaya geldik. Ama anahtarımızı da unutmuşuz. Durun, durun. Anahtar var bende. Getireyim hemen. Elif bizi parçalayacak. Gerçi senin değil, beni parçalayacak. Çok kızacağım. Getirdim. Fırat Bey'e vermişti lazım olur diye. Nasıl? Elif Hanım nasıl, değil mi? Çok iyi, çok iyi. Selam söylersiniz. Tabii, tabii söylerim. Çok arttıramadım ama elimden geleni yaptım. Piyasanın en iyisiydin sen ya. Ne bu kadar kötü gitmiş olabilir ki hayatında? İnsan yarın ne yaşayacağını bilemiyor değil mi? Sağ ol, iş için. Eğer başka bir etkinlik... Ararım. Görüşürüz.
geldin Fulya. Elif, sana bir şey soracağım ama kızma, tamam mı? Ne oldu? Güneş'e bir şey mi oldu? Ha yok. İyi iyi Güneş. Hatta daha iyi. Ne demek daha iyi? Neredesiniz Fulya? Evdeyiz. Yani senin evindeyiz, Nişantaşı'nda. Ben geliyorum hemen. Korktum kızım be. Neden korktun? Ya dalmışım. Öyle telefon bir anda da çalınca. Yılmaz, sen bu avukatlık ofisinde olan her şeyi bana anlattığına emin misin? Evet eminim. Ne oldu, neden aradın? Sıkıdır. Annem seni yemeğe davet etti. Hadi ya. İyi bir şey yani o zaman bu. Dün iyi bir etki bıraktım demek ya. Annem bu. Aklında 40 tilki dolandırır, 40'ının kuyruğunu birbirine değdirmez. Biz derdinin ne olduğunu anlayana kadar yine de dikkat edelim. Abinden haber var mı? Yok, daha gelmedi. Yılmaz, sen gelirken bir orkide al, böyle büyük şatafatlı bir şey olsun. Annem orkideleri çok sever. Kızım bir orkide kaç para, haberin var mı senin? Al işte Yılmaz. Sen kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez lafını hiç mi duymadın? Geç kalma sakın, tam 8'de burada ol. İyi tamam. Bay bay. Bütün parmak izlerini topladık avukat hanım. Topladığımız örnekleri ofis çalışanlarınızın parmak izleriyle eşleştirip eleme yapacağız. Ondan sonra bir sonuç çıkacağını umuyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim size. Rica ederim. Dediysem çıkaramadım Elif. Beni ağlayarak buraya getirdi, sonra da çadıra girdi. Ya imkanı yok, çıkmıyor. Siz nasıl girdiniz ki buraya? Üst komşunuz Nurten Hanım, Güneş'i duyunca anahtarı getirdi. Nurten Hanım mı? Onda anahtar yok ki. Fırat Bey bırakmış. Belki senin ihtiyacın olur falan diye. Güzelim. Ormanımızı mı özledin sen? Hı? Baksana ormanımız hala aynı duruyor. Hiç bozulmamış. Yıldızlar da aynı şekilde duruyor. Baykuşu gördün mü? Bak şurada. Uyuyakalmış. Ne iyi ettin de geldin. Ben de senin sayende ormanımızı yeniden gördüm. Güzelim benim. Ama burada kalamayız. Sarıldın mı? Gel.
Nasılsın? Nasıl geçti günün? Her zamanki gibi işte, iş güç, toplantı. Hı hı. Bu akşam Yılmaz'ı yemeğe davet ettim. Anne, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kızımın seçtiği adamı daha yakından tanımak istiyorum. Ne var bunda? Benim de buna inanmamı bekliyorsun, öyle mi? Fırat, anneler bazen evlatları için istemedikleri şeyleri yaparlar. Bunu biliyorsun sen. Tamam. Madem davet etmişsin, o herif gelsin buraya, zıkkımlansın, sonra defolup gitsin. Sen ne yapmak istiyorsan onu yapmış ol, ama sana son kez söylüyorum. O herif bu eve bir daha girmeyecek. İstemiyorum. Biliyor musun? Artık ona bakınca hemen anlıyorum üzgün mü değil mi diye. Üzgün olunca böyle boynunu yana yatırıyor. Çenesinde böyle aşağı tutup böyle bakıyor. Buna annelik deniyor işte. Bence siz hani kız gibi oldunuz artık. Canımı acıtıyor. Tam bir odası, evi olacak derken her şey yarım kaldı Fulya. Şu dolandırıcıdan parayı geri alabilseydim. Yeni bir ev, yeni bir oda. Mesele ev değil ki Elif. O burada mutluydu, seninle beraber. Hem kendine hem Güneş'e neden bunu yapıyorsun canım? Ben ne yapıyorum Fulya? Ya bugün aldığım para bile Güneş'in kreşinin kalanını ödeyebildi. Ya buraya geri dönebilmek için paraya ihtiyacın yok ki. Fırat Bey'e söylesen, böyle böyle desen ben buraya geldim. Konuyu kapattık Fulya. Kapatmadık canım. Adam Güneş'i seviyor. Hatta bana kalırsa seni de seviyor. Fulya. Ya ayan beyan ortada işte. Yardım etmek istiyor. Ya tamam, şimdi paramız yok. Ama olacak. Borç aldığını farz et. Olmaz diyorum. Paramız olunca kira öder gibi öderiz ya. Olmaz. Uzatma ya. Bak, o çok dürüst bir adam. Güvenebileceğin. Sizin için elinden gelen her şeyi yapabilecek biri. Ben artık bu cümleleri o kadar kolay kuramıyorum Fulya. Peki. Yasmin, şu adamı bir... İnternetten bir aratsana. Kötü bir haber, olumsuz bir şey, sevgilileriyle ilgili. Ne oldu? Yok bir şey. Bu bir şey olmamış halim mi? Anlamıyorum sanki sana baktığımda. Bir şey oldu. Ver bakayım. Cemiyetin ünlü ailelerinden Ayazların oğlu Fırat Ayaz. Pazartesi günü şirketlerinde genel koordinatörü olan Suudi Yıldırım'la kahvaltıdaydı. Çiftin yakın hallerini görenler Ayazlara gelin mi geliyor sorusunu sormaktan kendilerini alamadılar. O gün Güneş'in etkinlik günüydü. Bana iş toplantısının uzadığını söylemişti. O yüzden geciktiğini söylemişti ama. Öyle de olabilir. Yani sonuçta Suudi şirket müdürü. Yani belki birileriyle iş kahvaltısı yapmışlardır. Olabilir yani. Tabii. Hı-hı. Gidelim mi artık? Güneş. Halledeceğim ben. Söz veriyorum. Bir gün yeniden bu eve geri döneceğiz. Odana, ormanımıza kavuşacağız. Ama bugün değil. Bana biraz zaman verir misin? Hı?
Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. İyi akşamlar Ümran Hanım. İyi akşamlar. Çok güzel bir kuş bana orkideleri çok sevdiğinizi fısıldadı. Buyurun. Kuşlar güzel şeyler fısıldıyorsa bir sıkıntı yok. Ama bunu çok güzel bir yere koymak lazım. Gel benimle kış bahçesine geçelim. Sen de abine söyle. Misafirimiz geldi. Abi, Yılmaz geldi. Ne işi var o herifin bu evde? Abi yemin ederim ben bir şey yapmadım. Annem kendi çağırmış. 180 derece döndü kadın. Getir buraya bir yakından tanıyalım falan diyor. Ya bırak neyini tanıyacaksın? Sanki ne mal olduğunu bilmiyoruz. Böyle konuşunca üzüyorsun ama beni. Dila, bak şunu sok kafana. O herifi en kısa sürede kendi hayatından da ailemizin etrafından da uzaklaştıracaksın. Sahiden üzüyorsun böyle konuşunca beni. Ama tamam. Madem sen öyle istiyorsun. Elimden geleni yaparım abi. Güzel. Elif'i ne yaptın? Konuşabildiniz mi? Fırsatım olmadı ki. Kızın hayatını mahvettim zaten. Bir de şimdi karşısına çıkıp hayatını alt üst eden adam benim. Yanındaki de benim kız kardeşimin çocuğu diyemiyorum. Evet, bence de dememelisin zaten abi. Önce bir hayatın düzene sokmasına yardımcı ol. Bir ortalığı toparla falan. Sonra ne söyleyeceksen söylersin. Sen zaten ona bunu söylediğinde bir daha senin yüzüne bile bakmayacak ki Elif. Telefonlarına çıkmayacak. Hiç yardım etme şansın kalmaz. Çiçeklerin yeri çok önemlidir. Toprağa karakterini nereye koyduğunda nasıl bir hayat süreceğini belirler. Ama eğer ikisi birbirine uyum sağlamazsa ölüp giderler. Evet efendim, tabii. Evet. Mesela ben orkideleri o kadar seviyorum ki. Onları sevdikleri bir yere koyduğum zaman çiçek açarlar, yumru verirler, çoğalırlar, büyürler. Bazılarına yerleri fazla gelir ve toprakları bozuktur, kurur, ölür. Ve biliyor musun? Ne yaşadıklarını, ne öldüklerini hiç kimse fark etmez bile. Öyle giderler. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Ben kızına çok çok meraklı bir kadınım. Ve kızımın mutlu olmasını ve köklenmesini istiyorum. Şimdi bana söyle bakalım. Niyetin ciddi mi? Evet efendim, çok ciddiyim. Dila benim için çok kıymetli. Çiçek gibi. Çok güzel. En kıymetli çiçeğim gibi. Geçin geçin. Buraya senin odana yatırıyorum. Tabii tabii. Ha. Sonunda evin yolunu buldunuz. Anne sus, çocuk mu geliyor ya? Şu çocuğun yarısı kadar değerim yok. Aç mı tok mu? Dolap tam takır. Fare düşse kafasını yaracak. Anneciğim susar mısın? Ben sana şimdi makarna açtırırım, tamam. İçim dışım makarna oldu zaten benim. Hani işe girmişti? Ay iki lokma bir şey getirirsiniz sandım. Ne olur sus, bak çok ayıp. Sus lütfen. Bak babandan kalan 3 aylığı düşünüyorsanız zırnık koklatmam ona göre. Sevindim geldiğine. Dila gelmeyeceğini söylemişti çünkü. Yok, yemeğe katılmayacağım. Bir sorun var mı yok mu diye bakmaya geldim.
Yok, hiçbir sorun yok. Yemekten önce Yılmaz'la çok güzel sohbet ettik. Ve çok enteresan bir şekilde bir sürü konuda hemfikiriz, değil mi? Bu dönem gençler biliyorsun herhangi bir seremoniyi sevmiyorlar. Ama benim için çok önemli. Ailemiz için de çok önemli. Ailemizin adını korumak zorundayız hepimiz. Ama o kadar sevindim ki Yılmaz benimle bu işin adını koymak üzerine hemfikir. Değil mi Yılmaz? Tabii efendim, siz nasıl uygun görüyorsanız. Dila'cığım. Dila. Sevinmedin mi? Ben tabii sevindim. Güzel. Fırat'cığım, sen bir şey söylemeyecek misin? Bence çok acele ediyorsunuz anne. Yani bilirsiniz, bu işler öyle pek aceleye gelmez. Ben bir ara bu konuyu detaylıca konuşayım Yılmaz Bey'le. Benim çıkmam gerekiyor. Erteleyemeyeceğim bir toplantım var. Siz de bence çok uzatmayın. Bilirsiniz geç yenen yemek hazımsızlık yapar sonra. İyi akşamlar. Ben bir geçireyim Fırat'ı. Ne yapıyorsun sen? Ne bu şimdi Yılmaz? Ne yapabilirdim ki? Hı? Annen istedi. Garip garip laflar etti. Korktum, bir şey de diyemedim ya. İnanmıyorum sana Yılmaz ya. Ne yapacaktım? Zaten istediğimiz gibi gitmiyor mu her şey? Bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Annemin istediği gibi gidiyor. Onun aklında ne olduğunu asla bilemeyiz. Ama gidiyor işte. Fırat. Heh. Anne çıkmam lazım. Bir dakika. Hiçbir şey söylemedin Yılmaz konusunda. Ben söyleyeceğimi söyledim. Nereden çıktı bu şimdi? Ne bileyim. Oğlan çok kendi halinde diyordun. Altında bir şey yatıyorsa eğer bilmem gereken söyle. Yo, yani bence Dila henüz böyle bir şeye hazır değil. Acele ediyorsun. Yo, aşağıda herkes çok mutluydu bence. Görmedin mi? Sen bu kız akıl hastanesinde girsin diye, orada da kalsın diye elinden ne geliyorsa yaptı. Şimdi böyle davranıyorsun. Niye? Ben hiçbir şey yapmadım. O kızı oradan çıkaran sensin. Elinden tutup eve getiren sensin. Ayrıca nikahta keramet vardır biliyorsun. Belki de bizim yapamadığımızı Yılmaz yapacak. Aklı başına gelecek bunu. Ben sana söyleyeyim, olmaz bu iş. Tamam, acelem var. Umarım acelen Elif'le ilgili değildir. Buldun mu? Buldum Fırat Bey. Tamam, yerin konumunu at bana. Soracağım oğlum. Paraları yatırdın, kumara çayını oynarsın işte böyle. O kadar paran var mı hala? Hayırdır birader, ne oluyor? Fikri sen misin? Ben sen ne olacak? Neyin var senin? Yine yüzünden düşen bin parça. Yok, iyiyim. Elif. Arkadaşımı tanımayacak mıyım? Hadi söyle. Ne yapıyorsun? Bugün kreşin ödemesinin kalanını yapacağım. Ondan da sadece bir 300 lira kalıyor. Sen al bunu, evin ihtiyaçlarını karşılarsın yani. Ne alınırsa işte. Annemin söylediklerini duydun değil mi? Yeterince yük olduk size. Ama ben bir yolunu bulacağım. Söz veriyorum. Ya sen anneme ne bakıyorsun ki? Konuşur o öyle. Onun ağzı başka, içi başka söyler. Haklı kadın. Geldik buraya, düzeninizi bozduk. Elif. Bak böyle konuşma. Gerçekten üzülüyorum. Al, koy çantana şunu. Tamam.
Hallederiz bir şekilde biz. Hulya lütfen. Yani zaten elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Al sen bunu. Elif. Canım benim. Yapma böyle bak. Hallederiz. Hallolacak. Hem senin güneşin var. Sen demez misin? Her karanlığın sonunda hep güneş doğar diye. Kim sabah sabah? Alo. Abla. Ben şey... Ne diyorsunuz anlamıyorum. Ben Fikri abla. Hani... Benim paranı şey etmiştim ya abla. Sen hangi yüzle beni arıyorsun? Abla bir dinle. Kurban olayım bir dinle. Ne desen haklısın. Sonra zaten ne dersen de. Dinliyorum. Meydandaki parkta buluşalım abla. Ben paranı geri vereceğim senin. Abla iki gözüm önüm aksın bir numara falan yok. Hem zaten kalabalık orası. Neden yapıyorsun bunu? Şikayet etmişsin be abla. Şimdi polis falan vicdan azabı oldu bende. Bak eğer bir numara çeviriyorsan... Ekmek Kur'an çarpsın bir numara yok abla. Vallahi bir numara yok. Geliyorum. Geliyorum değil, geliyoruz. Seni asla yalnız bırakmam. Hadi birlikte gidiyoruz. Kadının 8.000 lirasını çarptın ha? Evet abi. Ama... seni kumarda kaybettim. İyi halt ettin. Bana bak. Ben bu paranın hepsini senin bir tarafından fitil fitil çekmesini bilirim de... dua et. Elif parasını geri alsın istiyorum. Bunu ona teslim edeceksin. Eksiksiz. Sonra da ortadan kaybolacaksın. Tamam abi. Abi havaya karışırım, suya karışırım. Bir daha ablamın yakınından geçmem. Teslim edene kadar gözüm üstünde olacak. Tamam dur abi. Hoş geldin Ümran Hanım. Hoş geldiniz Ümran Hanım. Merhaba. Fırat Bey henüz gelmedi. Beklerken de ikram edelim size. Fırat Bey'i görmeye gelmedim ben. Ümran Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Buyurun. Ne ikram edeyim size? Sade bir kahve alırım. Son konuşmamızda seni biraz kırdığımı düşündüm ve bizzat seni ziyaret etmek istedim. Estağfurullah. Yani Fırat'a karşı biraz zor durumda bıraktığınız için... Her şeyi halledeceğiz. Teker teker. Biliyorsun senin arkandayım. Fırat yokmuş. Dünden beri ben de görmedim. Demek dün gece onun için gergindi. Apar topar çıktı şirket işleriyle ilgili dedi ama... Bildiğim kadarıyla... ...karıyla akşam şirketle ilgili bir şey olmadı. Demek yine... ...o meşhur Elif Hanım'la ilgili. Biz dün... ...Sancar Holding'in yemeğinde karşılaştık. İstemediğin ot burnunun dibinde bitermiş ya. Sanki Fırat'ı takip ediyor kadın. Sancar Holding'le mi çalışmaya başlamış? Yok, teşrifatçılık yapıyor. Durmuyor ki herhalde. Tabii Fırat bu duruma bayağı sinirlendi. Farkındayım. Onun için gergin demek. Bizim bu kıza iş bulmamız lazım Sude'cim. Neden? Çünkü belli ki peşini bırakmayacak Fırat'ın. Fırat da çok vicdanlı bir çocuk. O rahat edene kadar o da onu bırakmayacak. Olmaz. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ederim.
Çok hoşuma gidiyor biliyor musun seninle böyle konuşabilmek. Gelin kayınvalide gibi mesela. Şimdi iş meselesini tamamen bana bırakıyorsun. Fırat'la aranı düzeltiyorsun ve asla Elif hakkında onunla kavga etmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Hülya, bu ne? Biber gazı. Ay hiç öyle bakma, bak ne olacağı belli değil. Geliyor. Al ablam, param buradan. Ben bir eşeklik ettim. Sen bana hakkını helal et. O gün de seni biraz darp etmiş gibi oldum ama... çok korktum be ablacığım. Korktun mu? Yuh be, Elif ölüyordu neredeyse senin yüzünden. Terbiyesiz. Ne der şimdi? Polise şikayet etmişsin beni. Bu iş büyümesin ne olur. Tamam mı abla? Kapattık mı konuyu? Hay Allah senden razı olsun ablacığım. Abime de çok hürmetler diliyorum. Abi mi? Ablacığım iyi günler, hayırlı günler, hakkını helal et. Bir dakika ne abisi? Elif boş ver. Gitsin ya, aldık parayı nasılsa. Abiye hürmetler dedi, duydun. Ha evet ama anlamadı. Ama ben kim olduğunu anladım. Yok artık. Fırat mı? Evet o. İmrancığım, günün aydın olsun hayatım. Lamia'cığım nasılsın? Ne yaptın organizasyon işini? Ah şekerim, onunla uğraşıyorum. Bir firmaya vermişler. Ay görsen nasıl rezalet, nasıl alaturka, pespaye. Ne yapacağım bilmiyorum ben. Ay Allah, çok üzüldüm. Elif Hanım'ı bir arasana, belki boştadır. Aa, emin misin? Hayır, sen vermek istemiyordun da o açıdan sordum. Biz çalıştık, sonra anlaşamadık, ayrıldık. Ama işinde iyidir. Öyle mi diyorsun? Ay harika olur. Tamam İmrancığım. Rica ederim canım. Ben sana telefonunu atacağım şimdi. Harikasın canım benim. Oh. Oh. Şuna da bir like atayım. Elif, dur bir Allah aşkına ya. Adam kötü bir şey yapmamış. Merhabalar Elif Hanım, hoş geldiniz. Fırat Bey odasında mı? Haber vereyim isterseniz. Gerek yok. Fule sen burada bekle. Haydi Allah'ım. Annem ne istiyormuş? Benim de etrafımda olup biteni bana anlatan insanlar var şurada. Özür dilemeye gelmiş. Hı. Yani beni sana karşı zor durumda bıraktığı için. Kesin başka bir şeyler daha istiyordur. Annem öyle kimseden bir çıkar olmadan özür dilemez. Yok canım, öyle sohbet etmeye gelmiş. İşte kahvesini içti, seni sordu. Gitti, bu kadar. Efendim? Fırat Bey, Elif Hanım yukarıya geliyor. Tamamdır. Geç bile kaldı. Daha erken gelir diye bekliyorsun. Daha sonra devam edelim.
Tabii. Ben sonra gelirim. Fırat'la aranı düzeltiyorsun. Asla Elif hakkında onunla kavga etmiyorsun. Geleceğinden haberim yoktu. Bir şey mi oldu? Neden yapıyorsun bunu? Gel otur. Konuşalım sakin sakin, olur mu? Dolandırıcı benden aldığı parayı geri verdi. Sen yaptın değil mi? Evet, ben yaptım. Adamı buldum. Sana paranı geri vermesini sağladım. Bunun için bana kızmayacaksın herhalde, değil mi? Ya sonuçta sen de aynısını yaptın. Adamı buldum, peşinden gittim, paranı almaya çalıştım. Ben de bunu yaptım. Ya ben aracıyım. Para senin para. Peki bu yaptığın zorbalık değil mi? Dövmüşsün adamı. Derdim bu yani, öyle mi? Elif, o adam yüzünden sen ölebilirdin. Güneş yalnız kalabilirdi. Ya bu durumda onun yaptığı zorbalık değil, benimki zorbalık. Elif, sen beni nasıl bir adam sanıyorsun? Her işini böyle halleden biri mi? Yani zorbalıkla. Ben öyle söylemek istemedim yani. Sadece anlamıyorum. Neden? Neden bu kadar her şeye karışıyorsun? Neden bana bu kadar yardım ediyorsun? Seninle ilgili böyle bir duruma ben nasıl kayıtsız kalabilirim? Kalamam. Çünkü ben seni önemsiyorum. Güneş de sen de çok önemlisiniz benim için. Sana karşı hep dürüst olmamı istedim ben de. Benim sana anlatmak istediğim... söylemem gereken de... Avukat oraya belki önemli bir şeydir. Alo? Ben sizi mahkeme tarihinin belli olduğunu söylemek için aramıştım. Ha, ne zaman? 3 ay sonra. Ben size detaylı bilgileri atacağım. Anladım, tamam. Sağ olun, görüşmek üzere. Mahkeme 3 ay sonraymış. Bu da mı gelmiş? Fulya? Merhaba. Merhaba. Hayrola? Elif, Fırat Bey'le görüşecekse de onu bekliyorum. Geri mi dönüyorsunuz yoksa? Yok, ikisinin arasında bir şey. İkisinin arasında derken? Öyle değil yani. Ya, öyle değil işte. Şimdi ne söylesem batıracağım. Tamam tamam. Sen de yanıma gelseydin. Yani burada böyle lobide beklemeseydin diye. Yo, böyle iyi aslında. Artık birlikte çalışmadığımıza göre bence kavga da etmeyiz. Bir kahve ısmarlardım sana. Sohbet ederdik sakin sakin. Artık bir dahakine.
Söz o zaman. Bir daha gel. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Neydi bu şimdi? Ben teşekkür ederim. Yani her şey için. Gideyim ben artık. Fırat yapmış. Bu yüzünle haline kavga mı ettiniz? Artık gidelim mi buradan? Elif. Elif ne oldu? Niye bir şey söylemiyorsun? Adama bozuk atmadın inşallah. Beni önemsediği için yapmış. Ne? Bir daha söyle bakayım. Beni önemsediği için yaptığını söyledi. Yani Güneş'te sen benim için çok önemlisin istedi. Peki tam olarak ne dedi? Seni önemsiyorum dedi. Seni seviyorum daha iyi ama tamam, bu da idare eder. Fulya, gidebilir miyiz artık? Bunu konuşmak istemiyorum. Tamam, sus, bir şey demedim. Demek seni önemseyen, seni düşünen bir Fırat Ayaz var ha? Ya Fulya ama ya. Tamam, sustum. Ne yapıyoruz, kreşe mi? Evet. Al sen bunu, durmasın bende. Evde ne ihtiyaç varsa alırsın, alışveriş yaparsın tamam mı? Ben de Güneş'i alır gelirim. Elif ne alışverişi ya? Ya Fulya lütfen. En azından bu gece huzura geleyim size. Yarın da hemen ev bakmaya başlarız. Ama bu defa beraber. Tamam. Hiç. Sen oraya geldim ben. Geliyorum, 10 dakika oradayım ben. Tamam, bekliyorum. Merhaba. Merhaba. Ben ödemenin geri kalanını getirdim. Kusura bakmayın böyle parça parça ödemiş oldum. Rica ederiz, makbuzunuzu yazdırayım. Buyurun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Güle güle. Nasıl kayıtsız kalabilirim? Kalamam. Çünkü ben seni önemsiyorum. Güneş'te sen de çok önemlisiniz benim için. Ay, ödüm koptu. Ne kadar güzel kokuyorsun böyle. Boya mı yaptınız? Meyveli sakız gibi kokuyorsun. Bunu yiyebilir miyim parmaklarını? Hı? Gel silelim. Bugün Fulya ablanın işleri var, gelemedi. Minibüse binmeye hazır mısın bakalım? Peki, tamam. O zaman biz de yürürüz. Hadi, marş marş. Gel biraz daha sileyim ellerini, gel. Ay çok tatlı olmuş bir deli. Tam yenilesi. Ne haber aşkım? Neredeydin sen? Dolaşıyordum etrafta biraz.
Yılmaz, senin bana anlatmadığın bir şey var. Avukatın ofisinin oraya gittim. Ne? Ne yaptın ki böyle bir şey? Polis falan var mı bir bakayım dedim. Yılmaz, bana doğruyu söyle. Ne yaptın sen? Ben biraz parmak izi bırakmış olabilirim ya. Ne? Nerede? Her yerde. Eldiven yoktu. Kim zekalı? Salak! Ya dur! Salak. Tamam dur, bir sakin ol. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ne yapacağız şimdi Yılmaz? Bir an önce şu nikah işini halletmemiz lazım. Ne? Evet. Annen damadının hapse girmesine izin vermez herhalde, değil mi? Sen koca bir geri zekalısın. Annem bir çıkarı olmadan kimseye günahını vermez Yılmaz. Biz o parayı alıp basıp gidecektik Dila. Ah be. Başımıza iş açtın abine o görüntüleri verip. Senin tek derdin para mıydı? Başka ne olacaktı ki? Şey, öyle değil tabii ki yani. Ya ikimiz için gidecektik. Kendimize yepyeni bir hayat kuracaktık ya. Bir daha sakın beni arama Yılmaz, sakın. Dur, Dila dur. Ya sen harbiden aptalsın Yılmaz ya. Sahiden aptalsın. Akşam ne yemek yapalım? Canın ne istiyor bakalım? Hı? Tamam. Kim? Kim? Alo? Elif Hanım, merhabalar. Ben Lamia Kuzgun. Kusura bakmayın ama ben tanıyamadım sizi. Allah Allah. Genelde Lamia Kuzgun deyince herkes tanır ama... Kuzgun Demir Çelik desem bir şeyler hatırlattı mı size? Lamia Hanım, kusura bakmayın lütfen. Çok affedersiniz. Aslında Ümran'ın otantik organizasyonundaydım ben de. Çok etkilenmiştim. Bu vesileyle de tanışmış oluruz. Ümran verdi numaranızı. Çok yakında yeğenimin nişanı olacak. Yani işin aslı bir firmaya vermişler. Ceyda bilmem ne. Biz beğenmedik. Ümrancığım da sağ olsun sizi hatırlattı. Ben böyle konuşuyorum ama... Uygun musunuz acaba nişan organizasyonu yapmak için? Tabii ki uygunum. Yaparım. Yani yaparız ekip arkadaşlarımla beraber. Oh, ay nasıl rahatladı içim. Ay çok teşekkür ederim. Sizin de bildiğiniz bir mekan zaten. Ümrancığımın çiftliğinde olacak. O zaman isterseniz yarın buluşalım, detayları konuşalım. Tabii, nasıl isterseniz, ne zaman isterseniz. Siz kaçta buluşacağımızı bize haber verirsiniz. Görüşürüz. Sen bir mucizesin. Sen var ya sen. Ay bu şimdi. Söz verdiğim gibi evi de tutacağız. Sana o masmavi odayı da yapacağız. Bu sefer gerçek bir çadır da alacağız. Ne oldu güzelim? Sevinmedin mi? Sevindin değil mi sen de? Hadi koş koş. Bunu Fulya ablana haber vermemiz lazım. Koş 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 koş. Vay, kaçaklar neredesiniz siz ya? Sana çok güzel haberimiz var. Ne? Ne oldu? Ümran Hanım'ın arkadaşı vardı ya, neydi, Lamia? Kuzgun, Lamia Kuzgun. Ümran Hanım'ın etkinliğinde de vardı hani. Aynen, çok yaşa. O, yeğeninin nişanını bizim yapmamızı istiyor. Ne? Ne diyorsun? Evet. Ya, ne oluyor ya? Ya, kuzgun. Çok güzel bir olay. Of, çok iyi oldu bu Fulya. Ne o bacaksız? Ne bu surat? Ne yapalım şey karar gibi sence? Ne yapalım biliyor musunuz? Bu konuyu kapatalım. Zaten sizin de fikriniz değişir, tamam mı? Biz neden artık hep beraber bir akşam yemeğine oturamıyoruz? Nerede bu? Erken yatacakmış. Biraz böyle morali bozuk gibiydi de. Neyi var bunun yeni? Bilmiyorum. Elif Lamia'nın yeğeninin nişanını organize edecek.
sen biliyorsundur herhalde. Hayır, haberim yok. Vallahi Lamia nişanı için çiftliği kullanmak istedi. Ben de olur dedim. Sonra Elif tavsiye ettim. Hayırdır? Sen hoşlanmazsın Elif'ten. Hoşlanmıyorum ben zaten ondan. Parasız, pulsuz, işi yok. Durmadan senin paçalarında geziyor. Ben de bir iş bulmak istedim ona. Sana daha önce de söyledim. Elif öyle bir kadın değil. İnsanların hayatlarıyla oyun oynamaya kes. Olur mu anne? Çünkü böyle devam edersen daha uzunca süre yemeğini yalnız yiyeceksin. Bak şurası çiftlik evi. Hemen bunun arkasında da atların olduğu yer var. Ya Elif buradan hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Daha catering bulacağız. Mobilyası, garsonu, orkestrası, süslemesi ya var da var. Tamam en azından işimiz var. Hallederiz hepsini. Hatta şöyle yaparız. Ben Lamia Hanım'la görüştükten sonra yarın birlikte çiftliğe gider bakarız. Tamam süper o zaman. Güneş. Yıldız'ı özledin mi? Yarın kreş yok. Bizimle gelmek ister misin? Tamam. Fırat arıyor. Alo. İyi akşamlar. Lamia Hanım'ın nişan olayından yeni haberim oldu. Çok sevindim. Sağ ol. Benim konuyla hiç bilgim yok. Fırça yemeden baştan söyleyeyim. Biliyorum. Ümran Hanım haber vermiş. Bizzat ona da bir ara teşekkür edeceğim. Sanırım nişan bizim çiftlikte olacakmış. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa, yani ne gerekiyorsa. Teşekkür ederim. Biz de yarın çiftliğe geleceğiz. Güneş de gelecek. Yıldız özlemiş. Tamam. Ben de geleyim o zaman. Hem güneşi görmüş olurum hem de yani bir şey yardımım dokunur mu ona bakarız. Tamam. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyor? İşten haberi olmuş. Hayırlı olsun demek için aramış. Ne de olsa önemsiyor seni. Tabii ki arayacak, kutlayacak. Bir insanı önemsemek bazen de iyi niyet göstergesidir Fulya'cığım. Böyle bir şey de olabilir değil mi? Hem ne? Sen de gördün. Yani Sude ile arasında çıkan haberleri. Yok canım. Aşk olsun Elif. Sen bilmiyor musun sanki magazincileri? Ayrıca bence o sarı çiyan kendi yaptırmış bile olabilir bunu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hem bana ne ya, ne yaparsa yapsınlar. Böyle diyorsun ama gözlerin hiç böyle demiyor. Bak bakayım bana bir. Canım benim. Fırat Bey öyle biri mi? Hı? Sen de biliyorsun bunu. Hakan da öyle biri değildi. Sor o zaman. Ne soracağım ya? Daha neler? Ya ne olacak sanki? Böyle dümdüz sormayacaksın tabii. Yani çevresinden dolaş. İşte gördüm filan de mesela. Tabii ki böyle bir şey yapmayacağım Fulya. Peki. Sen bilirsin. Yesin için içine o zaman. Ne yiyecek ya? Allah Allah. Neyse geç oldu. Ben güneşi yatırayım. Ben de geliyorum. Elif. Hı? Dur canım. Al şunu. Yarın çiftlikten sonra eve bakacağız ya. Yok canım o sende kalsın malum ben kaptırıyorum parayı. Hadi. Elif'ciğim alır mısın canım şunu hadi. Al. Şöyle güzel, küçük, sıcacık bir evimiz olur belki ha. Ne dersin? Güzelim. Yüzümüz asık niye? Uykunu alamadın mı yoksa? Hı? Birileri rahat uyuyamamış anlaşılan. Hı? Hı? Ama merak etme. Yakında kendi odanda yeni evinde uyanacaksın. Hadi. Yüzünü yıkamadın sen. Hadi kalk.
Aa, hadi toplanın artık. Dağ çiftliğe gideceğiz, ev bakacağız. Oo, çok işimiz var. Tamam, tamam Fulya ablası. Zaten bitti işimiz, hazırız biz, değil mi? Hadi bakalım. Fulya, para yok. Ha, yok artık. Oradadır, bak iyice. Hayır, yok. Nasıl yok ya? Tamam, eve eğer gece hırsız girmediyse burada bir yerde olmalı. Ben odadan geldim buraya. Ajandamı falan çıkartırken çantadan düşürdüm mü acaba? Buraya nerede bu para? Ne var çantanda? İzin verirsen bakabilir miyim? Başka bir evde mi istemiyorsun? Eli, bıraksan inadı. Başka ev aramasan. Ver şu parayı Fırat'a. Madem borçlu kalmak istemiyorsun, sonrasını bir şekilde hallederiz. Şu çocuğu da üzme artık, içim şişti yani. Çok mu istiyorsun? Çok, 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 çok mu istiyorsun? Çok, 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 çok mu istiyorsun? Bak bakayım onu. Sen nasıl istiyorsan, sen nasıl mutlu olacaksın? Kocaman bir sarıl bana. Birileri çok mu mutlu şimdi ya? Şimdi birilerinin yüzü gülüyor mu bakayım ya? Zerrin Hanım, asayiş bürodan arıyorlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Avukat hanım, ben asayiş bürodan komiser Fethi. Parmak izi incelemesini bitirdik. Ofis çalışanları dışında ayrıştırdığımız tek bir parmak izi var. Yeni bir şüphelimiz var o zaman. Evet, ama pek profesyonel biri değilmiş belli ki. Her yere izini bırakmış. Veri tabanımızda araştırıyoruz. Bir eşleşme sağlanırsa hemen bilgi vereceğim. Çok teşekkür ederim komiserim. Hayırlı görevler size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fırat Bey. Sen de hoş geldin. İyi misin?
sana bir şey söyleyeceğim. Yıldız seni çok özlemiş biliyor musun? Bütün gece huzursuzlanmış beni güneşe götürün diye. Onu daha fazla üzmeyelim bence. Olur mu? Hı? Yıldız'ı gör. Sonra midilliğe binersin abiyle, olur mu? Hadi bakalım. Küçük hanımı Yıldız'a götürür müsün? Tabii. Hoş geldin küçük hanım. Tüm çalışanlarla konuştum. Burası artık sizin. Nasıl isterseniz kullanın. Ben diyorum ki Fırat Bey, Lamya Hanım gelmeden önce ben bir çiftliği gezeyim. Malum daha önce hiç görmedim. Keşif yaparım. Tabii. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Sen? İyiyim. Çok iyiyim. Fırat. Elif. Eğer teklifin hala geçerliyse ben eve geri dönmek istiyorum. Çok sevindim. Gerçekten bak. Orası senin evin zaten. Benim evim değil. Senin evin. Ben de senin kiracının. Tamam. Sen ne söylüyorsan o. Orası benim evim. Sen de benim kiracımsın. Anlaştık. Bak ben bunu Güneş için yapıyorum. Başka bir fikre kapılmanı istemem. Kendini oraya ait hissediyor. Ben ne yaparsam yapayım başka bir evi tutmaya ikna edemiyorum. Ama artık o üzülsün de istemiyorum. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Bak, Güneş'in üzülmesi bu hayatta en son isteyeceğim şey. Doğru karar versin. Ne yapıyorsun? Bu ilk ayın ödemesi. Elif. Fırat, lütfen. Lütfen alır mısın? Organizasyondan aldığımız parayla da bir sonraki ayların ödemesini yapmaya başlayacağım ben sana. Niye acele ediyorsun ki? Acelesi yok. Acele etmiyorum. Bir ev sahibiyle kiracının arasında nasıl bir anlaşma varsa ona göre uygun davranmaya çalışıyorum. Senden de bunu istiyorum lütfen. Ancak bu şekilde dönebilirim. Tamam. Anlaştık. Ben nasıl istiyorsan öyle olacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız çok çabuk öğreniyor. Evet. Öyle gerçekten. Gel bakalım, aferin sana. Gel şunu çıkaralım. Sana bir sürprizim var. Biz Fırat abinle anlaştık. Artık evimize dönüyoruz. Sevindin mi? Tamam. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım. Paramparça.